Yani siyasi partiler içinde de maalesef bu eksikliklerimiz var. Değerli arkadaşlar, toplumda sivil toplum bilinci, konuşma ve iletişim kurabilme becerisi, hak arama cesareti, doğru eleştiri yeteneği var mı? Eğer bunlar varsa demokrasi kültürümüz var demektir. Yoksa demokrasi kültürümüz yok demektir. Ben bunların içinde en önemlisini iletişim olarak görüyorum. İletişim konusu demokrasi kültürünün yerleşmesi, yaşaması ve gelişerek devam etmesi için en önemli unsur. Ben bu noktada Sayın Başkan'dan izin alarak ayağa kalkmak istiyorum. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Şimdi iletişim konusuyla ilgili bir örnek hazırladım sizler için. Bu şu. Biz bir konuyu anlatırken o konuyu anlatacak olan kişi de bu işi beceremiyor Türkiye'de. Karşı tarafta o konuyu anlamak üzere, karşı tarafta duranlar da anlamamak üzere, o konuyu anlamamak üzere hazır bulunuyorlar. Yani biz birbirimizi anlamıyoruz. Birbirimizin söylediğini maalesef anlamıyoruz. İletişim sadece iletişim araçları değil. İletişim sadece televizyon, gazete, radyo değil. Bir takım iletişim araçları değil, teknoloji değil. İletişim, önce iletişimin mantığını, felsefesini kendi beynimizde oturtturmalıyız. İletişimin ne olduğunu, birbirimizi anlamanın ne olduğunu önce kendi kafamızda, kendi beynimizde anlamalıyız. Bununla ilgili bir örnek göreceksiniz şimdi. Burada bir ağaç görüyorsunuz. Bu ağacın bir dalında iki tane halat. Bu iki halatın ucunda da üç tane salıncak. Bu nedir? Bu bir reklam verenin reklam şirketinin müşteri temsilcisine "Ben bunu istiyorum." diye anlattığı bir şey. Diyor ki ben bir ağaç yap bana. Bir de işte bu sağ tarafındaki kolda iki tane şey urgan olsun, ip olsun. İşte üç tane de tahta olsun. Bunu anlatıyor. Kim? Reklam veren, reklam şirketinin müşteri temsilcisini anlatıyor. Ben bu noktada bu resmi hepinizin hafızalarınıza kazımanızı rica ediyorum. Lütfen bu resmi unutmayın. Bunu lütfen unutmayın. Herkes buna bir daha baksın ve bunu unutmayın. Basitleştirerek söylüyorum. Bir ağaç var. Ağacın bir dalına asılmış iki ip ve üç tane salıncak. Yani üç tahta konmuş, salıncak yapmış. Proje sorumlusuna gidiyor konu. Proje sorumlusuna gidiyor. Proje sorumlusu böyle algılıyor meseleyi. Bakar mısınız nereye gelmiş? Salıncağın iplerinden birisi hemen bu tarafa geçiverdi. Üç tahta da oldu tek tahta. Tasarımcı. Tasarımcılar uçuktur ya, uçarlar. Çok hoşlanırlar böyle uçuk şeyler yapmaya. Tasarımcı da konuyu böyle algıladı. Ne oldu? Bizim ağaç gitti ortadan. Yani işin ana gövdesi gitti. Mantığı da gitti. Uçtu gitti. Şimdi bu iş için bir de program yazmak gerekiyor. Programcı lazım. Programcı da böyle algılamış. Yani anlatmama gerek yok herhalde. Yerlerde sürünüyor.